İyi günler. Bugün sizlere böbrek ve koç yumurtası kavurması tarifi vereceğim. 1 kilo kadar böbreğim var. 1 kilo da koç yumurtası. Bunları ilk önce doğrayalım. Böbrekleri 4'e bölmemiz yeterli olacaktır. Zaten ikiye bölünmüş şekilde. Böbreklerimizi doğradık. Yıkayıp ocağa alalım. Böbreklerimizi iyice yıkadık. Yarım su bardağı kadar suyumu ilave ettim. Şimdi ocağa alıp altımı yakalım. Koç yumurtalarımızı doğrayalım. Koç yumurtalarım büyük olduğu için 8'e bölüyorum. Üstündeki deriyi alıyoruz. Koç yumurtalarımızı doğradık. Daha önce yıkamıştım. Yıkamaya gerek yok. Kaynar geldi. Suyunu süzelim. Böbreklerimi süzdüm. Tenceremi yıkadım. Tavamı ocağa aldım. Etimi boşalttım. Üzerine yarım su bardağı sıcak suyumu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Suyumun değiştirmemin nedeni tadının daha güzel olması. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. Böbreklerimiz hafif pişti. Koç yumurtalarımızı atalım. Koç yumurtası erken piştiği için daha sonra attık. Arada bir karıştıralım. Suyunu çekene kadar pişirelim. Bir orta boy soğanımızı piyazlık doğrayalım. İsterseniz kabak da doğrayabilirsiniz. Böbreklerimiz suyunu çekti. Doğramış olduğumuz soğanları üzerine ilave edelim. Soğanlarımızla kavuralım. Kaşık kadar sıvı yağımızı ilave edelim. Soğanımızla iyice kavuralım. Bir çay kaşığı toz biberimizi ilave edelim. Bir çay kaşığı kekik ilave edelim. Yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar pul biberi ilave edelim. İyice kavuralım baharatlarla. Böbrek ve koç yumurtalarımızı kavurduk. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Ocağın altını kapatalım. Yağ ve hazırladığım soğanla servis ettim. Böbrek ve koç yumurtası sunumu hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.